Biri şöyle bir yorum atmış. Jet motor satın al, bize göster. Şimdi ben bu yorumu okuduktan sonra senin için jet motoru göstermez miyim? Tabii ki gösteririm. Ama satın alır mıyım? Tartışılır. Çünkü elimde has ev yapımı jet motoru var. Da-da-da-da. Çok güzel değil mi? Şimdi bu jet motorunu sana anlatmadan önce uçaklarda kullanılan motorlardan biraz bahsedeyim sana. Uçaklarda kullanılan motorlar ikiye ayrılır. Birincisi piston tipi, pistonlu motorlar. İkincisi de jet tepkili motorlar. Bu videonun konusu pistonlu motorlar değil. O yüzden jet motorlarından bahsedeceğim. Tepkili yani jet motorları da kendi arasında üçe ayrılır. Turbojet, turboprop ve turbofan motorlar. Elimde görmüş olduğum motor bir turbojet motor. Şöyle içini de açayım. Önce. Ufak ufak göstereyim sana. Şu ünite kompresör ünitesi. Bu ünite yanma odasını kapsayan bölüm. Bu kısımda türbin ünitesi ve burası da nozol. Turbojet motorlar sıcak gaz elde etmek için kompresör, yanma odası, türbin ve nozol kullanır. Fakat çok gürültü çıkardıklarından fazla tercih edilmezler. Ama verimleri yüksektir ha. Yüksek verim elde edebilirsin. İkincisi turboprop motorlar. Turbojet motorlardan şöyle bir farkı var. Kompresör ünitesinden önce bir pervane gelir. Yine aynı mekanizmayı besler bu pervane. Yani kompresör, yanma odası, türbin ve nozul. Fakat bu mekanik sistem uçağın fazla hızlanmasına izin vermediği için çok da tercih edilmez. Ama bunun da verimi yüksektir ha. Yani aklında verimi yüksek olarak kalsın. Şimdi gelelim turbo fan motorlara. Bebeklerim. En güçlü ve en tatlı motor turbo fan motorları. Hatta Boeing 737 tipi uçaklarda da kullanılan motordur. Turbo fan motorlar, turbojet motorlarıyla turboprop motorlarının olumlu yönlerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Turbofan motorlarında da böyle bir pervane vardır. Duct fan diye geçer, yani kanal fanı olarak geçer. Ve bu kanal fanı başka bir kanalın içindedir. Yani burada da bir kanal olduğunu düşün. Komple motoru saran. Yine kompresör, yanma odası, türbin ve nozzle'dan oluşur. Ek olarak dediğim gibi duct fan, yani kanal fanı da ekstradır. Burada iki çeşit hava akışı söz konusu. Birincisi duct fanın oluşturduğu yani motorun üzerinden akan hava akışı. İkincisi de kompresör ünitesinin sağladığı hava akışı. Yani birincil hava akışı ve ikincil hava akışı mevcut. İki hava akışının birleşmesi sonucu ve yanma odasında yandıktan sonra sıcak gaz halinde türbinlerden akıp nozluğa aktarılması sonucu itiş kuvveti elde edilir. Merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Birlikte sökme parçalama yaparız, inceleme yaparız, araştırma yaparız, eğlenceli makineler yaparız, devasa makineler yaparız, küçük makineler yaparız. Hiç fark etmez. Ne merak ediyorsan sor gitsin. Yaz yorumlara. Instagram'dan DM'den mesaj at. Nereden yazmak istersen yaz. Benim iletişim adreslerim çok açıktır. Her yerde beni bulabilirsin. O zaman hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşürüz.